Efendim günaydın. Haftanın son iş gününün bakış programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Biraz sağlık konuşalım. Aslında tam sağlık demeyelim de biraz sağlık ekonomisi, sağlık istihdamı, sağlığın daha farklı boyutlarını gündeme getirmek istedik. Birkaç pencere daha açacağız size özellikle. Hani bu hafta sonuna yakın gün biraz daha farklı bir programla yapalım istedik sizle. Efendim bir üniversitesi rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel bizlerle birlikte. Kendileriyle hem sağlıkta istihdamı konuşacağız. Sağlıkta yeni gelişimleri konuşacağız. Sağlıkta neredeyizden daha çok sağlık konusunda neredeyiz, sağlık istihdamında neredeyiz onu konuşacağız. Farklı sorularımız olacak Sayın Yüksel'e. Her zaman olduğu gibi bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi, soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz canlı yayında. Süremiz el verdiğince iletmeye çalışacağız biz de hocama. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Habertürk'ün Twitter adresi üzerinden de canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Az sonra sohbetimize başlıyoruz. Hocam, bir üniversitesi rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi önce sağlıkta istihdam, işte gelişim, bunların hepsini konuşacağız ama bir noktayla başlayayım. Aslında başka bir noktayla başlayayım. Dur, başka bir şey geldi aklıma hocam. Hazır. Şimdi son zamanlarda böyle bir uzay gibi konularda böyle bir hükümetin de bir yatırımlar yaptığını görüyorum. Mesela son bir uzay sistemlerine entegre bir tesis açıldı, şu oldu. İşte uzaya biraz daha, bilime biraz daha ağırlık verme gibi falan. Ne oldu? Yani ne farklılık oldu da biz hani bunca zamandır bu işi çok fazla önemsememişiz de bir anda böyle uzay konusu gündemimize geldi? Şimdi tabii Türkiye'de iyi şeyler oluyor. Onun altını baştan çizerek başlayalım. Son zamanlarda tabii yapmak zorunda olduğumuz şeyler var. Şimdi uzayla ilgili bildiğiniz gibi yakında bir kanun hükmünde işte kanun çıktı. Evet. Oradaki bilim insanları desteklenecek. Bizim hep söylediğimiz yıllarca bu. Yani bunu Türkiye muhakkak yapmalı. Şimdi uzayda yapacak, yarın bilimin başka kollarında yapacak. Çünkü yapmak zorundayız, çünkü ayakta durmak zorundayız. Türkiye eğer dünyanın 10 ekonomisine girecekse muhakkak bilim üretmek zorunda. Bilim üretmeden hiçbir yere, bilimi transferle, bilimi taklitle hiçbir yere gelmemiz mümkün değil. İkinci dünya ülkesi olmaya devam ederiz. Tabii bunu kutlamak lazım, böyle başlayacak. Ama yarın sağlıkta, tıpta, mühendislikte veya işte eczacılıkta da bu devam edecek. Çünkü bilim üretmek için konsantre olmak gerekiyor. Bilim üretmek için evrensel olmak gerekiyor. Dünya nerede? Biz neredeyiz? Yani dünyadaki bilimle ilgili son noktayı bir kere bilim üretmek için bizim bilmemiz lazım. Ona bir katkıda bulunmak gerekir. Bu katkıda bulunmak da tamamen konsantrasyon işi. İşte uzun yıllar yurt dışında kaldım. Hocam haftada 3 gün saat 11'e kadar, gece 11'e kadar bizi tutar. Hastaları ararız, literatürleri hep çıkartırız, tartışmaları okuruz ve tartışırız. Bunun üzerine ne olabilir diye. Ama Türkiye'de yıllarca bunu yapmadı. Ne kaybettik peki? Çok şey kaybettik. Yani ben bazen diyorum ki bilim üretmeden dünyada işte 17. ekonomide olmak büyük bir başarı. Tabii hizmette çok şeyiz. Yani hizmet alanında Türkiye çok başarılı. Anlatabildim mi? Yani bir havaalanı işletiyor, restoran işletiyor veya işte şu bu. Hakikaten başarılıyız. Niye? İletişimimiz yüksek bir toplumuz. Bu kesin. İşimize geldiği zaman da çok iyi çalışıyoruz ve çok iyi üretiyoruz. Ama bizde böyle bir konsantrasyon yok. Odaklanma yok. Yani belirli bir odağa şey yapıyoruz, sonra dağılıyoruz. Ben çocuk nöroloğuyum örneğin. Çocuk nöroloğunun 10 tane branşı var. Bir tanesi epilepsi. %50'sini kapsar ve parada en çok onda. Bir bakıyorsun herkes epilepsiye yönelmiş. Sonra Amerika'ya gittim, bir baktım ki herkes diğer 10 branşta birer ilerlemişler, ekip oluşturmuşlar ve dünyanın otörü olmuşlar. Hocam bir konuda söz sahibi olmak için
O konuyu bir kere bu yadsınamaz bir gerçek. Çok iyi bilmek gerekiyor. Ve takip, follow up yani takip etmek gerekiyor. Ve ona Bironi diyor ki ben %90 vaktimi düşündüm diyor. Tabii bu eğitimle başlayacak. Bir mantalite olacak. Yani ben bilim üretiyorum, üretmeye başlıyorum, üretmem gerekir dediği an Türkiye patlar, onu söyleyeyim. Öyle mi? Tabii. Bu bir kere bir azmedeceksiniz. Yani bilim de öyle oluyor. Önce hipotezi kuruyorsunuz, sonra kafanızı oluşturuyorsunuz, deneyler yaparaktan teoriye geliyorsunuz. Sonra da bunu laboratuvara uyguluyorsunuz gözlemlerinizle. Dolayısıyla bizim yapacağımız tek şey bir karar almamız, eğitimi ona fokuslamamız ve hakikaten şimdi şöyle... Herkesten her şey istenmez. Herkes de her şeyi yapamaz. Her şey de yapılmaz. Beceremez de. Bir kere başarılı olmak için ben çocuklara da diyorum hocam, üç şey çok önemli. Bir, yetenek. Türkiye eğitiminde o da yok maalesef. Yani üniversite eğitiminin veya lise eğitiminin en önemli şeylerinden bir tanesi de iyi beyinleri seçebilmek. Biz hepsine rutin eğitim veriyoruz. Böyle bir dünya yok. Aynı gömleği. Amerika bunu yapmıyor. Aynı gömleği uyguluyoruz. Bu böyle değil. Bir kere iyi beyinleri ne yapmak lazım? Seçmek lazım. Bunun için bir, yetenekleri önceden tespit edeceğiz. İki, ilgi olacak. Yeteneklileri tespit ettiniz ama bir konuda sevecek adam, sevmeden hiç başarılı olması hiçbir meslekte hocam. Yani ben bunu sevenle sevmeyen beraber olması mümkün değil. Zorlamayla olmuyor. Tabii yani. İşi aşkla yapmak ayrı bir şey. Dünyayı taşır diyor ya. Yani o öyle bir şey. Dolayısıyla sevecek. Üç, beklentisini karşılayacak. Beklentisi de ne genelde? Ekonomik şeyler %80'i oluşturuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yapacağı şey şu. Çok çok önemsiyoruz bunu. Hakikaten önemli. Dolayısıyla ben mesela sağlıkçıyım. Ne kadar profesör var Türkiye'de? Yani 20-21 bin profesör var. Bunlardan kaç tanesi sağlıkçı? 5 bin tanesi sağlıkçı. Bana verin. Ben bunlardan 20-30 tane bir ekip oluşturuyorum. Hocam herkes iyi ama iyinin iyisi var. Bu işe böyle sarılacak. Gece 12'lere kadar çalışacak. Bu iş benim diyecek Türkiye'nin ihtiyacı. Bu kamunun görevi değil mi hocam? İşte kamunun veya şimdi bu uzayda yapılacak. Uzayda öyle ben mi? Onu bu da onu okudum. Ya, o mudur, okudum ha. O hocam. Diyor ki çeşitli kanun maddelerini ayarlayarak en yüksek maaşı verecek. Bu bir kere ekonomiyi çözmek zorundayız. Bilim üreteceksek adamın ev ihtiyacını, adamın ne bileyim çocukları okuyacak veya araba alacak falan bunları düşünmemeli. Bir şeyde hep konsantre olmak için hocam bizim en büyük problemimiz ne biliyor musunuz? Biz çok şey dağılıyoruz. Bilim insanı geliyor, bilim üretiyorum diyor. Tamam ben iyi bir gözlemciyim diyor. Gözlemlerimden bir sonuç çıkartıyorum diyor. Türkiye'de hakikaten iyi insanlar var, iyi bilim adamları var. İşte Amerika'dan buraya gelenler ama hiçbir şey yapamıyor çünkü ortama uyuyor. Dolayısıyla önce ortam oluşturacağız. Bence Ankara'nın en önemli görevi ortam oluşturmak. Yani şey hocam biz insana bilimi üret diyorsun hocaya, profesöre. Olmaz. Hocam. Üç kuruş para veriyorsun, adam kendi hocam, geçimini zorluşuyor. Hocam bununla bilim üret demeyle olmaz. Kendi geçimini döndürmek bilim zaten. Hocam önce formülü koyacaksınız. Formülü koyacaksınız, altyapıyı oluşturacaksınız, sonra sonuç bekleyeceksiniz. Ben şimdi daha dün İngiltere'den bir tane doçent transfer ettim. Yıllar önce Cerrahpaşa'dan ta 91'de mezun olmuş gitmiş. 26 yıl Londra'da çalışmış. Şimdi geldi beyin göçü. İşte diyor ki hocam şunları yapmamız lazım. Ben eğer ona altyapı oluşturamazsam, ona böyle ekibiyle beraber, ekipmanıyla beraber yeterince para veremezsem onun bilim üretmesi hiç mümkün değil. Niye biliyor musunuz? İnsanoğlu kötüyü şey yapıyor, örnek alıyor. Ben çok yaşadım. İşte ben iki tane üniversite kurdum sonuçta. Yani hep hocaların şeyini de biliyorum. Hep kötüyü. Ben mesela iki tane kriter koymuştum ilk kurduğum üniversite. Sonra kriter kalktı bir baktık yayın mayın yok. En bilimsel insan bile diyor ki daha sonra yaparım diyor. İnsanın şeyi böyle yani kişiliği böyle veya böyle bir insan. Zaten böyle yapıda olan bir şey, yaratık insan. Anlatabildim mi? Bir kuralları olacak ama diyeceksiniz ki siz bu işten sorumlu, lider tek olacak hocam. Bu önemli. Yani öyle alıp mi? Kesinlikle. Tabii ki şöyle derler ya, çok kişiyle konuş, az kişiyle istişare et, konsülte et ama sonunda tek karar ver. Tek kişi olacak yani. Hocam şöyle yani biri sorumlu olacak. Çok başlık olmayacak anlamında. Aynen ondan, onun için tabii. Aynen, başka yere gitmesin. Onun evet. için söylüyorum. Dolayısıyla Türkiye aslında hakikaten insanıyla, yetişmiş elemanıyla bambaşka bir ülke. Çok sayıda şeyimiz var. İnanılmaz sayıda bilim insanımız var. Yurt dışında. Yani yurt dışına beyin göçü diyoruz ya. Hocam hep iyi beyinler gidiyor.
Evet. Yani tamam istihdamda, işsizlikte falan bunların sayısı az. Genelde iyi eğitim almış, üretken, potansiyeli olan, yeni bilim üretme kapasitesi olan insanlar gidiyor. Niye? Çünkü orada ortam daha iyi diyor. Gelen i̇şte, daha mı az hocam? Gelen daha az tabii. Çok az. Çok az. Çok değil, çok az demeyelim ama ne oluyor? Anne baba çok ısrar ediyor. Benim aldığım en son, dün aldığım bir hoca için. Geçen ay bir tanesini almıştım. Yeter artık ben geleyim demiş ama çok az. Niye? Çünkü geliyor, buradaki bir kere maaşlarımız az. Ama TÜBİTAK'ı kutlamak lazım. 24-36 ile yaklaşık 4000 euro civarında 2 sene süreli, 20-24 ay süreli bir katkı sağlıyor. Hmm. Bu iyi bir katkı. Hocam yetmez. Eğer bilim, Noyan Bey, bilim üreteceksek, yurt dışıyla yarışacaksak, biz de bu konuda varız diyeceksek, masaya elimizi koyacaksak, bir kere bu bir kişiyle beş kişiyle olmaz. Bir ekip oluşturacağız. Ben demin söyledim. Doktorlarım verin bana %5'ini. Bunlar hasta bakmasın. Baksın tabii. Bunlar ders anlatmasın. Tabii ki anlatsın. Ama işi research olsun. Bak biz diyoruz ki öğretim üyesinden bir, hasta bak, research yap, ders anlat ve hizmet ver. Hepsini. Hocam bu kadar kapasitede insan yok. Çok az. Var, bunları da değerlendirelim. Ya olsa ama da herhalde burada ki, bu kadar üç kuruşa durmaz. Hocam o kapasiteli insanlara diyeceğiz ki başka yerde olduğun enerjiyi gel bilim üret diyeceğiz. Hocam, o kadar çok şey çıkar ki. Bu yüzden mi size bilim insanı ödülüne aday gösterdiler? Bu kadar çok şeyi bilip yok, anlattınız için. Ben için gösterdiler bilmiyorum tabii. Bu bir konsorsiyummuş. Ben de yeni öğreniyorum. İşte Bilim Teknoloji Sanayi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İhracatçılar Birliği, Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu bir konsorsiyum. Bu 165 ülkeden her yıl yaklaşık 2000 tane vizyonu olan insanları topluyor. Bunların önünü açmak için oluşturulmuş bir şey. Konsorsiyum. Ben de aday gösterdik deyince öğrendim. Tabii burada şöyle, eserleri ve hizmetleriyle ön plana çıkmış. Bilim insanı sanatta, ondan sonra teknolojide, bilimde ön plana çıkmış. İnsanları oyluyorlar. Beni niye seçtiler onu bilmiyorum tabii ama herhalde yurt dışında biraz kaldık. İşte iki tane üniversite kurduk. O önemli tabii. İki üniversite kuran tek kişiyim şu anda. Öyle mi? Tabii. Biri Biruni'ye öbürsü? Biri de Bezmalem'i kurmuştum. Bezmalem'i de ben kurmuştum. Bezmalem Biruni'den önce. Tabii ilk sağlık üniversitesi ama Biruni daha böyle geniş bir sağlık alanında daha çok branşları olan bir üniversite. Kuruluşumuzda Türkiye 6.'sını aldık bu bir şey ama tabii biz bilimsel çalışmalarımıza da devam ettik. Türkiye'de ilk defa 35 infak faktörlü bir dergide kapak olduk. Şöyleydi, benim hastalarım yaklaşık 11 hastamız. Hiçbir gen bulamadık, hiçbir tetkikler sonucu yeni bir hastalık ortaya, yeni bir hastalık bulduğumuzu gösterdi bütün sonuçlar. Bunu Amerika'daki arkadaşlarımız ve ben asistanımı göndermiştim. Ondan sonra çeşitli deney hayvanlarında yaparaktan yeni bir gen, CLP1 geni olduğunu bulduk. Ve bu genin korunmuş olduğu bu 11 çocuğun 400 yıl önce, 16 kuşak önce Kars'ın bir bölgesinden köken aldığını bulduk. Bu da tabii selde kapak oldu. Yine Joubert sendromu var, bir nörogenetik bir hastalık. CEP290 genini benim hastalar sayesinde bulduk. Yani ben tabii olduğum için, nörogenetikçi olduğum için çok, yani sayılı, Türkiye'de sayılı hasta bakanlardan biriyim, hemen hemen ilk sıradayım. Tabii nörogenetik olunca çok görüyoruz. Türkiye'de akrabalık oranı çok yüksek. Bizim Avrupa toplumuna göre batı. Tabii hemen hemen bizimki %25-30'lardan başlıyor Doğu Karadeniz'de. Trakya'ya gelene kadar %5'e düşüyor. Ama ortalama %10-12 gibi akrabalık var. Bir şey soracağım akraba hocam. Akraba evliliğinde çok sıkıntı yok. Ama onu soracağım. Bir virgül koyayım yani. Cahilliğime hocam verin. Şöyle. Akraba evliliğinin bir sorun yaratıyor mu? Şimdi şöyle, otozomal resesif hastalık veya işte multifaktöriyel hastalıkta riski artırır ama dört kuşağa bir baktık. Hakikaten bir risk yoksa ailede, ille de akraba evliliği yapmayacaksın diye bir şey koyamayız. Ama ta çok uzaktan, aynı köyden veya daha önce işte 16 kuşak önce bulduk biz bunların
aynı anneden babadan geldiğini, anlatabildim mi? Dolayısıyla 3 kuşak 4 kuşak da bazen yetmiyor. Akrabalık daha uzaktan gelebiliyor, bilmediğimiz düzeyde gelebiliyor. Onlarda otozomal resesif dediğimiz çekinik genler ailenin bir tanesi taşıyor, eşi de taşıyor. İkisi bir çocukta buluştuğu zaman 1/4 ihtimal hastalık ortaya çıkıyor ama şimdi son zamanlarda tabii çok genetik hastalıkların tedavisi de artmaya başladı. Gittikçe de herhalde 5-10 yıl içinde çoğunun da bulunacağı tahminindeyim. Dolayısıyla ama böyle bir de gerçek akrabalık evliliği, bunun da altını çizelim. Yapan veya yapmayın deme yetkimiz yok ama eğer ailesinde bir risk varsa en azından preimplantasyon genetiği dediğimiz, anneden ovum alıyoruz, babadan da sperm alıyoruz, dışarıda döllüyoruz. Üçüncü gün bir tane hücreyi alıyoruz, 16 hücre olduğunda bir tane bakıyoruz. O gen onda taşımıyorsa gidip implant ediyoruz anneye, tüp bebek. Hı hı. Eğer varsa da etmiyoruz. Dolayısıyla öyle de korunmuşluk sağlıyoruz. Tabii Avrupa'ya, Amerika'ya göre o tür hastalar Türkiye'de çok fazla. Bunların da zaten tanısı çok bilinmediği için Türkiye o yönden hakikaten bir cennet diyelim. Öyle çalışmalarımız oldu herhalde onun için diye düşünüyorum. Ne zaman bu şey? Mayıs'ta galiba. Zirve. Mayıs'ta bilgisayardan online. İlk kez yapılmıyor değil mi hocam? Daha önce geçti. Yok tabii son 5-6 yıldan beri yapılan bir şey zirve. Bakalım ne olacak. Peki. Benim gibi benden daha belki şey yani çok bilim insanı var. Hayırlısı olsun bakalım. Peki. 1-2 dakikamız kaldı. İlk başta konuya döneyim. Bu hani bilim ve uzaya yapılan yatırım konusu var ya. Hocam sadece bir şey soracağım. Biz bütün bunlara daha yeni başladık eğilmeye. Evet. İşte yeni evet. Kanun hükmünde kararnamesi çıktı. İşte TÜBİTAK yeni bütçe ayırıyor. Evet. Ben de biraz evet. Takip ediyorum evet. Daha yeni yeni. Evet. Evet. Bugün başladık diyelim. Tamam geç kaldık. Bugün başladık. Sigara ne kadar zaman sonra neredeyiz? Hocam her konuya göre değişir. Bu Ar-Ge ile değişir tabii. Türkiye'deki Ar-Ge oranı biliyorsunuz son 10 yılda 0.6'dan 1.06. Evet. Yani hemen hemen 2 katına çıkmış durumda. Ama tabii onun kalitesi veya şeyi tartışılabilir. Ama nicel olarak artmış. Anlatabildim mi? Yani bu açıdan baktığımızda her konuya göre değişir ama biz bir 10 yıl içinde baya bir mesafe kaydederiz. Bu böyle kar topu gibi düşünün. Bir başladıktan sonra arkası gelir. Yeter ki desteklensin. Yeter ki ülke şuna karar verecek. Ben bilim üretmek istiyorum artık. Şimdi tabii TÜBİTAK'ta artık NIH gibi çağrılı şeyler, projeler sunuyor. Yani Türkiye'nin ihtiyacı nedir? Teknolojide ne, bilimde ne, işte şeyde ne? Biz şimdi hastane açıyoruz. %90'ı dışa bağımlı. Dışa bağımlı. Şimdi Sağlık Bakanlığı bir şey oluşturdu. İş garantili yani alım garantili evet, ihaleler. Evet, evet. Hiç olmazsa %50'sini çözeceğiz. Ne yapacağız? Orada know-how'u öğreneceğiz. Aslında know-how'u öğrenmek daha üste çıkmak zor bir şey değil hocam. Yani birikmiş bir bilgi var. Önemli olan onu böyle bu benim bilgim, benden bu sorulur deyip sorumluluk vererekten ekonomisini tamamen başta söylediğim gibi bir tarafa bırakıp onu tamamen tatmin ettikten sonra inanın benim çok arkadaşım var. Çok kısa sürede profesör oluyorlar. Amerika'ya gidip. Yani inanın öyle bir araştırma baksak Çinlilerden de Hindistan, Türkiye'de dünyada en çok Hindistan veriyor biliyorsunuz beyin göçü. Arkasından Pakistan veriyor, Çin veriyor. İnanın Türkler çok farklı. Yeter ki bu iş bizim desinler. İnanın çok hızlı çağ atlarız. Buna süre vermek çok önemli. Biraz da destek de ama değil mi hocam? Kesinlikle yani, destek. Hani ama ben şunu diyorum şimdi yıllarca olarak... TÜBİTAK ona proje hocam. Proje bitiyor ben cerrah paçalıyım yıllarca. Proje bitti. Bu hastanın artık DNA'sına bakamayız. Niye? Artık kitimiz bitti, malzememiz bitti. Böyle olmaz arkadaş. Sen buna yatırım yaptın. Sen burada bir know-how oluşturdun. Sen bak milletten birken şimdi 10 dereceye ulaştın. Dünyadaki rakiplerin daha da azaldı. Bu konuda ilerle. TÜBİTAK arkasını getirmiyor. Bundan sonra herhalde yani herkese birer versin. İşte 3001 projesi. Yani 60-80 bin lira para verir. Verin onu da yapsın. Herkes yapsın. Ama yaparken onları seçelim. İyi bilim insanlarını bu ülke için zaman ayıran, bu ülke için ter döken, bu ülke için heyecan duyan insanları toplayalım. Bunun fikri şeyi de olmaz ben size söyleyeyim. Ne olursa olsun alacağız, bilim öğrettireceğiz, Amerika'yla, Avrupa'yla yaşayacağız. İnanın Noyan Bey çok kısa sürede hallolur. Yeter ki biz bir adını koyalım, altyapısını oluşturalım, iyi insanları bulalım. Arkadaş bu senin işin. Gece 12'ye kadar çalışıyorlardı. Avrupa bilim üretti yıllarca, 1000 sene önce biz de ürettik. Ama biz böyle olurken
Onlar yükseldi ama onlar bir de kültür emperyalimizi yaptığı için şimdi insanlar da tabii en iyi şey batıdan çıkar, en iyi iş batı yapar. Biz bunu bu dönemde biraz attık. Şimdi benim batıdan yıllarca çalıştığım arkadaşlar, Türkiye çağı atlamış diyorlar. Bunun da bir altını çizelim. İnşallah bu dışarıdaki görüntü bilimde de olur ve Türkiye çok kısa sürede bir hamle alır ve almak da zorunda çünkü hedefimiz ikon ekonomi. Onun da şeyi... Bilim hocam tabii ki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Arada bir gelip böyle bir şey sağlık ve bilim üzerine, sağlık ve bilim sohbetleri yapmak lazım. Hani ne kadar ilgi çekeriz bilmiyorum ama bunlara da bu çerçevede aslında kesinlikle başlamak lazım. Evet. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Efendim iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Pazartesi sabahı aynı saatte tekrar huzurlarınızdayız.